Selamünaleyküm değerli dostlar. Hayırlı günler diyerek videomuza başlangıç yapalım. Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Brezilya'nın tek uçak gemisi São Paulo batırılmış durumda. Brezilya tek uçak gemisini Atlantik'te batırırken São Paulo 2021 yılında Türk şirketi Söke 1.9 milyon dolara satılmıştı. Bunu da hatırlatalım. Fakat Türkiye'ye sökülmek üzere gelen ve Brezilya'dan yola çıktıktan sonra tepkilerin ardından geri dönen Aspetli uçak gemisinin batırıldığı duyuruldu. Brezilya Deniz Kuvvetleri geminin batırıldığını duyururken Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçak gemisi görev grubunun bugün itibariyle Yunanistan'ın Pire Limanı'na geldiği belirtiliyor. 7 Şubat Salı günü tekrardan yola çıkacağı da not düşünmüş. George Bush'tan bahsediyoruz. Nükleerle çalışan uçak gemisi ki Nimitz sınıfı olduğunu hatırlatalım. Kendisi uçak gemisine bağlı görev grubuyla beraber Yunanistan'ın Pire Limanı'na demirlemiş durumda. Bununla ilgili dostlar liman ziyaretiyle ilgili şu açıklama yapılmış. Liman ziyareti NATO ittifakını güçlendirir ve George Bush uçak gemisi görev grubunun denizcilerine Yunan kültürünü deneyimleme şansı verir ifadesi kullanılırken konuşlanma konusundaki görevin ittifakı caydırmak ve gerekirse savunmak için ortaklar ve NATO müttefikleriyle yakın çalışmak için yapıldığı da not düşünmüş. Yine Amerika tarafından yapılan açıklamada bu haftanın başlarında Yunan askeri yetkililerin eğitim uçuşu sırasında Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 savaş uçağının pilotlarının ölüm haberi üzerine buraya bir taziye ziyareti düzenleneceği de not düşülüyor. George Bush ve ona bağlı çok sayıda savaş gemisi Yunanistan Pire Limanı'na demirlerken Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filosunun özellikle dostlar Avrupa-Afrika operasyonuna başlayacağı dolayısıyla planlanmış bir deniz görevi için Yunanistan'a geldiği belirtiliyor. ABD müttefiklerin çıkarlarını savunmak için buraya geldi açıklaması yapılırken ABD uçak gemisi USS Bush'a bağlı çok sayıda gemiden bahsediliyor. George Bush'a bağlı dostlar gemilerden bahsettik. Yine diğer ülkeler Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler de bu gemiye eşlik ediyor. Bu haberler dostlar Yunanistan medyasına da yansımış durumda. Uçak gemisi George Bush'un sabahtan beri Pire Limanı'nda olduğu notu düşürmüş. 7000 kişi taşıyan uçak gemisine donanma fırkateyni ve denizaltılar eşlik ediyor. ABD 6. filosundan bahsettirirken dolayısıyla burada Yunanistan medyası tarafından çok sayıda görüntüler paylaşılırken ardından dostlar şu haber servis ediyor. Bu da oldukça önemli. Bilindiği gibi TCG Anadolu İspanya'nın desteğiyle üretildiği için İspanya'nın gemisine oldukça benziyor. Hatta birebir kopyası diyen de var. İspanyol uçak gemisi Juan Carlos'ta Girit'te dostlar Yunanistan ordusuyla tatbikat yapıyor. Bu özel karma eğitimin değeri çok gönüldür cümlesi kullanılırken Yunanistan Hava Kuvvetleri ve Yunanistan donanması ile beraber İspanya arasında tatbikat yapılırken Atina tarafından ilgili bir notam yayınlanmış durumda. 2 Yunan F-16'sı 2 İspanyol Harrier ile beraber bölgede uçuş gerçekleştirirken ortak tatbikat programı kapsamında resmi açıklama yapılmış. Juan Carlos gemisinin Türkiye'nin kendi mini uçak gemisi Anadolu inşa ettiği gemi olduğu dikkatimizden kaçmadı ifadesi kullanılırken dolayısıyla Yunanistan medyasının gemide incelemelerde bulunduğu da not düşünmüş. Bu haber bu şekilde dostlar. Tam olarak notamın nerede yapıldığını da görmektesiniz. Yine Türkiye ile Gürcistan arasındaki anlaşmalarda Yunanistan'ı rahatsız etmiş. Zaten kardeşimiz Azerbaycan'dan rahatsız olmuşlardı. Şimdi Gürcistan'dan da rahatsız olmuşlar. Haberin başlığı Azerbaycan'dan sonra Türkiye'de askeri olarak Gürcistan'ı kucaklıyor başlığı atılırken Yunanistan'ın uzun menzilli stratejik silahlara sahip olmasının tek yolundan bahsediliyor. Olası bir savaşta Azerbaycan'ı da vurmak için Yunanistan'ın uzun menzilli silahlara sahip olması gerektiği yönünde Yunanistan medyasının yine her zaman olduğu gibi halüsinasyon gördüğünü not düşelim. Bu haberleri tekrar etmeyeceğiz dostlar. Kars'ta gerçekleşen tatbikat kısacası Gürcistan'ın da bu tatbikata katılması ve burada Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamalar yapılması Yunanistan medyasını rahatsız etmiş durumda. Gürcistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'ın düşmanı olan Ermenistan'la ilgili stratejik konumu Ankara'nın Tiflis'i kucaklama girişimine başka bir boyut kazandırıyor ifadesi kullanılırken Yunanistan için sonuçlarından bahsediliyor. Türkiye-Azerbaycan askeri işbirliğinin Şuşa Deklarasyonu ile belirgin hale gelmesinden sonra Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaştan sonra Yunanistan-Azerbaycan savaşının olacağını belirten Yunan medyası Yunanistan için bu hüküm fotoğraf niteliğinde olmalıdır. Buna istinaden ülkemizle Türkiye arasında askeri bir angajman olması durumunda Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından takviye gelmesini beklemeliyiz ifadesi kullanılmış.
FS22 tatbikatına da vurgu yapılırken şimdi görüyoruz ki Türkiye tahminlerimize göre Azerbaycan'la yaptığı benzer bir anlaşmayı Gürcistan'la yapmak için emin adımlarla ilerliyor. Burada ülkemizin cephaneliği olan karadan karaya, denizden karaya ve havadan karaya çok menzilli füzeler gibi stratejik silahların ortaya koyduğu görüşümüzde ciddi bir eksikliğimiz var. Bu kadar uzağa nasıl vurabiliriz değerlendirmesi yapılmış. Dolayısıyla dostlar bu haberler bu şekilde. Şimdi de kafayı Gürcistan ve Azerbaycan'a takmış durumdalar. Yunanistan medyası her zaman olduğu gibi bizleri şaşırtmamaya devam ediyor. Bir diğer haberimiz, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, kısaca Darbeci Hafter, Bingazi'de Hafter tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağı'yı kabul ediyor. LNA Medya Ofisi tarafından makamındaki kabule ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken sadece 2 adet fotoğraf paylaşılmış. Diğer haberleri aktaralım. İsrail Eriya kentine baskın düzenlerken İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Eriya kentinde Akabe Cebir mülteci kampına baskın düzenlerken 13 Filistinli yaralamış durumda. Görüntüler bizzat İsrail ordusu tarafından resmi olarak paylaşılıyor. Amerika'dan Ukrayna'ya uzun menzilli roketleri içeren 2 milyar dolarlık yeni yardım paketinin de onaylandığı duyuruldu. Buna ilişkin resmi açıklamayı ve hangi silahların yollanacağını tek tek aktaralım. Amerika, Ukrayna'ya aralarında karadan fırlatılan uzun menzilli roketlerin de bulunduğu 2 milyar dolarlık yardım paketini açıklarken ABD Başkanı Joe Biden Dışişleri Bakanlığı'na verdiği yetkiyi resmen genelgeyle duyurmuş durumda. Ukrayna ordusu Amerika ordusunun envanterinden çok sayıda silah, ekipman ve mühimmat alacak. Amerika Savunma Bakanlığı ve Pentagon'da ordu envanterinden yapılacak söz konusu yardımın yanı sıra gereği sağlanan Ukrayna Güvenlik Yardım Fonu'na da bağış yapılacağını duyurdu. Yüksek performanslı topçu roket sistemleri yani HIMARS için ek mühimmat, 155 mm topçu mermileri, 120 mm havan topları, insansız hava araçlarına karşı koymak için termal görünümlü nişangaha sahip ağır makineli tüfek, 180 mm adet mayına karşı korumalı ve pusu korumalı araçlar, 250 adet Javelin zırh delici füze, 2000 zırh delici roket, Claymore mayınları, yıkım mühimmatı, soğuk hava teçhizatı, kasklar ve diğer sağ ekipmanların teslim edileceği duyuruldu. Yine Ukrayna'nın elinde şu anda en uzun menzilli roketlerin 75 kilometre menzile sahip olduğunu da hatırlatalım. Öte yandan Pentagon'un yayınladığı listede menzili 150 kilometreden uzun menzili hassas güdümlü roket motorlu mühimmat da yer alıyor. Pentagon bu kapsamda Ukrayna'ya çok sayıda sistem yollarken 2 HAWK hava savunma sistemi için ateşleme ünitesi, uçak savar silahları ve mühimmatı, Batı hava savunma lançerleri, füzeler, radarlar ve Ukrayna hava savunma sistemine entegre edilecek çeşitli füzelerde yer alacak 4 adet hava gözetleme radarı, 20 havan atışını takip radarı, topçu ateşine karşı koymak için çeşitli radarlar gibi çok şeyi sayabiliriz. Bu yardım paketiyle birlikte Amerika 2014'ten bu yana Ukrayna'ya 32 milyar dolarlık askeri yardım yapmış durumda. Bunun 30 milyar dolarının ABD Başkanı Joe Biden döneminde yapıldığını da not düşelim. İslamabad'a gidiyoruz. Kardeş olan fakat araları kötü olan iki ülke, Pakistan ve Bangladeş, ikili işbirliğini görüştü. Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hina Rabbani Hafar'la Bangladeş Dışişleri Bakanı arasında resmi görüşme yapılmış durumda. Burada dostlar, Bangladeş'te Pakistan arasındaki konular gündeme alınırken Radyo Pakistan haberine göre Sri Lanka'nın 75. Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde başkent Colombo'daki yetkililer de Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen'le Pakistanlı yetkili arasındaki görüşmeye de başkanlık etmiş durumda. İki ülke arasında artan ticaret ilişkilerinden duyulan memnuniyet de dile getiriliyor. Diğer haber, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı kendileri bir açıklama yapıyor. Ukrayna'da esir olan 63 Rus askerin serbest bırakıldığı duyuruldu. Değişimin Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin arabuluculuk çabaları sayesinde mümkün olduğu ifadesi kullanılırken Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki esir değişimiyle 63 Rus askerin serbest bırakıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada zor bir müzakere sonrasında esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 63 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü de not düşülüyor. Söz konusu askerlerin hepsinin halihazırda Rusya'da olduğu kaydedilen açıklamada askerlere psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla temasa geçme imkanının sağlandığı da not düşülmüş. Hoşça kalın.